Merhaba sayın seyirciler, Metin Uç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Cenevre 2'ye İran'ın davet edilmesi üzerine muhalefet cephesinden bir grup görüşmelerden çekildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un Cenevre 2 konferansına İran'ı da davet ettiğini ve İran'ın Suriye'de tam yetkili geçiş hükümeti kurulması hedefini kabul ettiğini söyledi. İran'ın davet edilmesi üzerine devrimci ve muhalif güçler ulusal koalisyonu üyesi Ahmet Ramadan bir açıklama yaptı. Ramadan, İran'ın katılması halinde kendilerinin Cenevre 2'ye katılmayacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Cevaz Zarif ile Ban Ki-moon'un Suriye'de karşılıklı rızaya dayalı tam yetkili bir geçiş hükümeti kurulması konusunda anlaştıkları belirtiliyor. Kolombiya ordusu barış görüşmeleri yürüttüğü Kolombiya devrimci silahlı güçleri FARC'a saldırdı. Kolombiya'da cumartesi günü ordunun düzenlediği saldırı sonucunda 9 FARC gerillasının yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Kolombiyalı yetkililerin açıklamasına göre saldırı Venezuela sınırı yakınında Arauca bölgesinde gerçekleştirildi. FARC ile Kolombiya hükümeti arasındaki barış görüşmeleri 14 ay önce Küba'da başlamıştı. Görüşmeler çok aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. FARC 15 Ocak'ta sona eren bir aylık tek taraflı ateşkes ilan etmişti. BDP Ahmet'teki Cigerhun Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde katledilen Ermeni gazeteci Hrant Dink'andı. Anma töreninde önce Dink'in yaşamını konu alan Sinevizyon izlendi. BDP İl Eş Başkanı Mehmet Emin Yılmaz ve Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Gültan Kışanak Dink'in katledilişine ilişkin şunları söyledi. ...19 Ocak 2007'de ensesinden vurulan sadece Hrant değildi. Aynı zamanda insanlığa, demokrasiye, özgürlüklere sıkılmış bir kurşundur. Tüm yaşamı bu coğrafyada bir ortak yaşam kavgasıydı. Biz Hrant'ı unutmayacağız. Unutacak kadar yüreğimiz kurumadı. Bir daha yeşermeyeceğini zannettikleri bu ağacı, bu köklü çınarı, bu toprakların en kadim halklarından biri olan Ermeni halkının köklü çınarını kökünden kestiklerini ve kuruttuklarını zannettiler. Hrant Dink'e de sonsuz derecede teşekkürlerimizi sunuyoruz ki bir kez daha yaşamıyla hepimize gerçekleri anlatmaya çalıştı. Bunu bir parça başardı, bir parça belki eksik kaldı ama ölümüyle bize gerçekleri çok iyi anlattı. Kendisine sonsuz derecede saygılarımı sunuyorum ve umuyorum ve diliyorum ki bu son olsun. Artık güvercin tedirginliğiyle yaşamayalım, artık güvercinlerimiz katledilmesin. KCK ana dava kapsamında yargılanan ve içerisinde DEP eski milletvekili Hatip Dicle'nin de bulunduğu 88 Kürt siyasetçi için avukatlar Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekilleri için verdiği kararın ardından avukatlar Kürt siyasetçilerin tahliye edilmesi için Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Mahkemenin verdiği red kararının ardından avukatlar karara itiraz için Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin de siyasetçilere yönelik karara red vermesinin ardından avukatlar sabah saatlerinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Daha önce de Batman Belediye Başkanı Necdet Atalay'ın da içerisinde bulunduğu 6 Kürt siyasetçi için avukatlar Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Tutsak Kürt siyasetçiler için yapılan başvuruya ilişkin avukatlar şu saatlerde Ankara'da İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması gerçekleştiriyor. Gezi Parkı direnişi sırasında dövülerek katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın adli tıp raporu tamamlandı. Raporda Korkmaz'ın başına aldığı darbeler nedeniyle öldüğü kaydedildi.
Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu Ali İsmail Korkmaz'ın adli tıp raporunu sonunda tamamladı. Kurulun mahkemeye gönderdiği raporda Ali İsmail Korkmaz'ın 2 Haziran'da gerçekleşen darp olayına bağlı yaralanmasıyla 10 Temmuz'daki ölümü arasında doğrudan bağlantı olduğu saptandı. Raporda kronik kalp damar ve kalp hastalığı bulunan Korkmaz'ın vücudunun birçok yerinde eskimozlar bulunduğu belirtildi. Ayrıca beynin sağ kesiminde hassasiyet, sıyrık ve ödenlerin bulunduğu, boyun ve yüzdeki kemik kırıklıklarının hayati tehlikeye sebebiyet verdiği kaydedildi. Raporda ölümünün beden travmasına bağlı kafatasındaki kemik kırıklıkları ve yaygın yumuşak doku yaralanmasıyla birlikte beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi. Türkiye'de bazı kanser hastaları ve son yaşanan grip salgınına yakalanan birçok hasta ihtiyaç duyduğu ilacı eczanelerde bulamıyor sayın seyirciler. Eczacılar bu durumun hükümetin politikalarından kaynaklandığını ifade ediyor. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör, yaşanan ilaç sıkıntısının nedeninin hükümetin fiyat politikası olduğunu söyledi. Gribe yakalanan hastaların hiçbir yerde antiviral ilaç bulamadıklarını kaydeden Güngör, Sağlık Bakanlığı yurt dışından ilaç getirme yetkisini ve eczacılara ait olan ilaç satma yetkisini özel şirketlere devretmeye çalışıyor. Bu uygulamalara göz yumuluyor dedi ve bu nedenle halkın ilaç ihtiyacını eczanelerden karşılayamadığını ve mağdur olduğunu belirtti. İlaç para kendi olarak sadece eczanelerde satılır. Normalde eczacıların yapması gereken görev şirketlere ve Türk Eczacılar Birliği'ne devrediliyor ki Türk Eczacılar Birliği bir meslek birliği. Eczacıyı koruması lazım. Eczacının satması gerekenleri satarak onun yaptığı işi yapar duruma gelmesi hem etik olarak hem de yaptığı görev açısından uygun değil. Diğer özel şirketlerin de görevi Türkiye'de hastaya para kendi olarak ilacı ulaştırmak olamaz. Çünkü sorun devletin çıkarttığı, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu kararnamede yatıyor. Kararname uygulansa bugün emin olun Türkiye'de bulunamayan bütün ilaçlar bir ardına piyasaya çıkar. Bunun için yapılacak şey ilaç fiyat kararnamesini işletmek veya %50'yi bulan... AKP ve Gülen örgütü arasında süre giden iktidar savaşı ekonomiyi de olumsuz yönde etkiliyor. Dolar ve euronun yükselişi devam ederken halkın mağduriyeti de artıyor. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla AKP ve Gülen örgütü arasındaki iktidar savaşı sürerken Türkiye ekonomisi daha da istikrarsız bir hal aldı. Dolar cuma günü 2.22'ye yükselirken rekor kırdı. Euro ise 3.044'e yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. İktidar ve çıkar kavgası sonucu ekonomideki bu dalgalanmanın olumsuz faturasını ise halk ödüyor. Halkların Demokratik Partisi HDP Hatay'da dayanışma şöleni düzenledi. Yemekte konuşan Ertuğrul Kürkçü, Türkiye'nin radikal bir demokrasiye ihtiyacı olduğunu belirtti. HDP Hatay İl Örgütü tarafından İskenderun ilçesinde bulunan İsa Taş Plaza'da düzenlenen dayanışma yemeğine HDP eş genel başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP'nin Hatay adayları, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Yemekte HDP eş genel başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP'nin Hatay adaylarını tanıttı. 2014 yerel seçimin önemine değinen Kürkçü, Türkiye'nin 12 yıldır AKP hegemonyası iktidarı altında yaşadığını belirtti ve AKP'nin sonunun geldiğini kaydetti. Başka bir millete ezen milletin millet olamayacağına dikkat çeken Kürkçü, Gezi Parkı eylemlerinde katledilen Hataylı gençler için burada olduklarını ifade etti. Türkiye'nin radikal bir demokrasiye ihtiyacı olduğunu belirten Kürkçü, artık ok yaydan çıktı. Türkiye ya özgür olacak ya özgür olacak dedi. ...17 Aralık'ta başlayan rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonrası AKP'li bakanlar sık sık yargı bağımsızlığını tartışmaya başladı. Demokratik güçler operasyon öncesi yargıdaki hukuksuzluklar ile gözaltı arasındaki insanlık dışı uygulamalara tepki göstererek neden şimdi diye soruyor. 17 Aralık öncesi tutumu Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz yorumladı. Bakın neler söyledi. Bu ülkede yoksullara, ezilenlere, devrimcilere, solculara, Kürtlere bugüne kadar uygulanan hep buydu. Hep sabah 5-6'da evleri basıldı.
14 ay değil, bizleri 3 yıl, müvekkillerimizi 3 yıl boyunca dinlediler. 3 yıl boyunca soruşturmalar yaptılar. Bütün deliller toplamalarına rağmen sabahları evlerini saat 5'te silahlarla bastılar. Ve bastıktan sonra daha gözaltındayken insanlar masumiyet karneleri çiğnendi. Bu ülkenin başbakanı, bu ülkenin valisi, bu ülkenin bakanı çıkıp biz şu operasyonu yaptık, bunlar teröristtir, bunlar şu suçu işlemişler dediler. Daha kişiler kendileri hakkındaki iddiaları bilmeden. Çok açık işte 1 Mayıs olayında Dilan Alp polisin gaz bombasıyla vurulup çocuk daha hastanedeyken bu ülkenin de en büyük ilim valisi, İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu kalkıp şu açıklamayı yaptı. Marjinal sol örgüt üyesidir, örgütle alakası vardır, teröristtir dedi kısaca. Peki aynı Hüseyin Avni Mutlu 17 Aralık operasyonundan sonra neden çıkıp konuşmadı? O zaman çıkıp şunu da yapması lazımdı. Madem o zaman masumiyet karnesini çiğnedi, çıkıp şunu yapacaktı. Diyecekti ki, evet bu ülkenin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Zafer Çağlayan'ın oğlu, Halk Bankası müdürü, şunlar, biz bunlar hırsızlık yaparken, yolsuzluk yaparken, bunlar rüşvet alırken, ihalelere fesat karıştırdıkları nedeniyle biz gözaltına alındık, bunlar bu suçu işlemişlerdir. Bunlar aynı zamanda bir çete kurmuşlar demesi lazımdı. Demedi. Çok trajik davalar var. Diyarbakır KCK ana davası, İstanbul KCK ana davası, basın davası, avukatlar davası, şahade davası. Şimdi bu davalara baktığımız zaman algı nedir? Gazeteciler haber yaptıkları için tutuklanmadılar diyor. Bunlar diyor teröristlik yaptılar için tutuklanıyor. Uluslararası örgütler Türkiye'de şu kadar gazeteci hapiste ya da gözaltında dediği zaman hayır diyor. Bunlar da avukatlık yapmadı diyor. Belediye başkanları belediye başkanlığı yapmadı. Milletvekili seçilenler onlar zaten siyaset yapmadığı için tutuklular diyor. Şunu söyledi Recep Tayyip Erdoğan, dedi ki bunlar da dedi avukatlık yapmıyorlar, biz bunları avukat oldukları için almıyoruz. Bunlar terörist örgüt üyesi. Ha dedi, bir de dışarıda tabii bunları savunan avukatlar var dedi. Sıra onlara da gelecek dedi. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Siyasi iktidar ne zaman ki kendisine yönelik bir kalkışma olmadığı zaman masumiyet karnesini unutuyor. Onun dışında ne yapıyor? Soruşturmanın gizliliği diye bir şey onun için yok. Kürtlerin, yoksulların, ezilenlerin, devrimcilerin evleri basılırken ayak üst üste atıp lahmacun söyleseydiler. Tekmeler attılar müvekkillerimize. Kafalarına silah dayadılar. Yani bunlar olmamış bir şey mi? Ama bugün ne oldu? Kendilerine dokundukları zaman, hukuksuzluk dokunduğu zaman feryat figan ediyorlar. Biz hep şunu söylüyoruz. Hukuk herkese lazım sayın seyirciler. Orta Afrika'ya geçiyoruz. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde şiddetli çatışmalar ve linçler giderek tırmanıyor. İki kişinin başkent Bangui'de sokak ortasında linç edildiği, ardından da yakıldığı kaydedildi. Hristiyan Balaka kabilesinin darbe gerçekleştiren Seleka kabilesine yardım etmekle suçladığı Müslümanlara yönelik saldırıları devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü Müslümanları taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda da 3 çocuk 23 kişi öldürülmüştü. Afrika Birliği Barış Gücü askerlerinin çıkan çatışmaları engellemekte yetersiz kaldığı bildiriliyor. Öte yandan komşu ülkelerin vatandaşlarının Orta Afrika Cumhuriyeti'nden kaçışı da devam ediyor. Çatışmaların başlangıcından bu yana 1000'in üzerinde insan hayatını kaybetti. 1 milyondan daha fazlaki insansa evlerini terk etmek zorunda kaldı. Avustralya'da hafta içinde başlayan yangınlar ülkenin güney bölgesinde hala etkisini sürdürüyor. Rüzgarın da etkisiyle yayılan ve 100 bin hektardan fazla alana zarar veren yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti. En az 10 itfaiyeci de yaralandı. 100 farklı bölgede etkisini sürdüren yangınlara kundaklama ve ani hava değişikliklerinden kaynaklı yıldırımların sebep olduğu belirtiliyor. Ülkede 7 Şubat 2009 yılında çıkan orman yangınında 173 kişi hayatını kaybetmiş ve o gün ülke tarihine Kara Cumartesi olarak geçmişti. Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler.